Efendim sabah şerifleriniz hayır olsun, günümüz bereketli olsun. Necmettin Nur Saçan'la sohbetler programımız başladı. Muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan bizlerle. Kayseri'ye selam edelim, öncelikle hocamıza selam edelim. Hocam hayırlı sabahlar, günümüz bereketli olsun. Efendim. Selam ediyoruz Kayseri'ye, size hayırlı hürmet sabahlar, ediyoruz. Hayırlı sabahlar, çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler. Bir mukabele efendim. Yoğun bir program bizi bekliyor, zira sizden gelen çok sayıda video soru var. Hocamıza yönelttiğiniz yazılı mesajlar var. Instagram'dan gelen sorular var. İnşallah bugün biraz daha fazla soru cevap yapacağız. Çünkü sitemler de geliyor zaman zaman. Ya çok soru soruyoruz ama bizim sorumuzu neden okumuyorsunuz, neden hocamıza iletmiyorsunuz diye sitem ediyorlar. Emin olun arkadaşlarım ve ben tek tek bu videoları izliyoruz, not alıyoruz. Hocamıza iletmeye çalışıyoruz ama zaman yetmiyor. Yani biz ayrılan süre içerisinde mümkün mertebe çok fazla video soru girmeye çalışacağız. Bugün için diyelim ve Bismillah diyerek ilk video sorumuzu görelim. Ben sizi Rusya'dan arıyorum. Aksalı Türk'üm. Hocam benim size sorularım olacak. Lütfen cevaplandırın. Çünkü burada hocalar çok az. Ben namaz kılıyorum, hatim indiriyorum. Onun için içimde şüpheler oluyor, vesveseler. Onları cevap almak istiyorum. Yani benim sorularım, hocam hatim okurken vakt namazı girse, yani evle ya ki ikindi namazının vakti girse, ben de hatimi devam ettirsem içinde, tilavat secdesine rastlasam, tilavat secdesini evvel kılmalı mıyım? Ya ki o giren vaktin namazını mı evvel kılmalıyım? Bir de hocam, abdest alırken, ben Hanefi mezhebindenim. Abdest alırken sırayla alıyorum. Abdesti bitirdikten sonra, yani ayaklarımı yıkadıktan sonra dişimde kan görürsem, abdesti yeniden almalı mıyım? Ya ki tekçe ağzımı çırkalamalıyım. Eğer ağız, burun, ayakları yıkadıktan sonra çırkalasam, bu sırayla aldığım abdest sırası bozulur mu? Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar size. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Muhsin Bey lütfen siz bir tekrar edin. Şöyle hocam, Ağızka Türklerindenim dedi ben. İzleyenimiz. Dedi ki buralarda hocalar çok az, evet, hoca efendim. Bulmak çok zor. Dolayısıyla size çok sorun var aslında dedi izleyicimiz. Onlardan birkaçı hocam dedi ki, bir, ibadetlerimi yaparken çok vesveselerim oluyor. Ne yapmalıyım? Bu birinci sorusu. Bir diğer sorusu, hatim yaptığım sırada tilavet secdesine rastlarsam ne yapacağım? Onu sordu. Hemen tilavet secdesi yapacak mıyım? Yoksa diyelim bir namaz vaktine denk geldik. O anda da ezan okundu. Önce namazımı kılacağım yoksa tilavet secdesini mi yapacağım diye sordu. Bir de abdesti aldıktan sonra dişimde kanama meydana gelirse abdesti tekrar almam gerekir mi diye sordu hocam. Efendim abdestten sonra dişte kanama gördük. Affedersiniz, tükrüğün yarısı veya yarısından fazlası kan olursa o zaman abdest bozulur. Yoksa yani tükrükte kan görülmekle, dişte kan görülmekle abdest bozulmaz. Tamam. Tükrüğün yarısı veya yarısından fazla olması gerekir. O halde hanım kardeşimizin söylediği şeye göre abdesti bozulmamıştır. Kur'an okurken tilavet secdesi geldiğinde derhal yaparsak daha iyi. Yani çok daha güzel olur. Hatta diyelim ki namaz vakti geldi. Tilavet secdesi ayetinde okuduk. Önce tilavet secdesini yapar, sonra namazı kılarız. Evet. Tilavet secdesi vacip bir kulluk görevidir tabii. Kur'an okuyan, dinleyen kişilerin secdeyi yapmaları vacip olur. Bir de vesvese meselesi vardır. Hazreti Adem'i ve eşini cennetten vesvese yoluyla çıkarılmıştır. Ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezgun festaiz billah. Şeytandan size bir dürtüş olunca Allah'a sığının buyuruyor. Demek
samimiyetle Allah'ı anmalı, kalbinin onaylamadığı düşüncelerin kendi inançları olmadığını düşünmeli. İsteğim dışında içimden geçen düşüncelerin kendi inanç ve düşüncelerim olmadığını bilip endişe ve korkudan uzaklaşacağım. Yılanın aynadaki yansımasını insana zarar verir mi? Vermez. Yani yılanın yansımasını aynada görüyoruz. Aynaya zarar verir mi? Vermez. Yani bizim bu aklımızdan gelip giden vesveseler de hiç itibar etmeyeceğiz. Dinimiz kolaylık dinidir. Durmadan bu abdest olmadı, bu namaz olmadı, tekrar edeyim diye düşünmeyeceğiz. İçimizden geçen olumsuz düşüncelere önem vermemek, önem verdikçe rahatsızlığımız artar. Evet, dikkate almayacağız demek ki. Siz? Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, WhatsApp hattımıza, Instagram'a mesajlarınız gelmeye başladı. Selam yollayalım biraz. Hayırlı günler. Sizi şu anda izliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Malatya'dan izliyoruz. Hocamızın ellerinden öperiz. Hocamızı çok seviyoruz demişler. Malatya hayırlı sabahlar. Güzel, bereketli bir gün olsun inşallah. Amasya Taşova Karlık'tan selam ederiz. Anneannem Nezaket her cuma ve cumartesi günleri sizi ve hocamızı izliyor. Lütfen hocamız ve siz bize de selam yollar mısınız demişler. Eyvallah. Evet. Amasya Taşova Karlık selam ediyoruz. Nezaket Hanım ve ailesi. Bir başka mesaj var. Kayseri Hacılar'dan Necati Bey. Güzel bir gün olsun demiş. Allah size kolaylıklar versin hocam. Selam ve dua ile esenlikler dilerim demiş. Kayseri Hacılar'dan hocam hemşehriniz. Necati Bey selam ediyorlar. Biz de selam ediyoruz. Maşallah. Peki bir videomuz daha var. Biz de selam ediyoruz efendim. Görelim videomuzu. Selamun aleyküm hocam. Annem miras yoluyla annesinden babasından para çıkacaktı. Onun için o para çıkarsa eğer kayınvalideme, kaynanama mevlüt okutacağım, büyük mevlüt okutacağım diye Allah'a söz vermiş. Ondan sonra o para çıkmış. Sonra bir durumu kötü bir kimse gelmiş. Maddi durumu kötü olan bir kimse. Bir ekmek paraları bile alamayacaklarmış. Onun için o mevlüt okutacağı parayı o kişiye annem vermiş. Şimdi de ondan dolayı endişe duyuyor. Ben diyor tekrar diyor, ben diyor o parayı verdim ama diyor mevlüt okutmam gerekiyor mu diyor. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Yok, gerekmiyor. Gerekmiyor. Müsterih olsun. Tamam efendim. Evet. İsabet olmuş. Evet. Bir telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Kocaeli'den izleyicimiz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam benim 3 sorum var. 3 soru not alalım. Buyurun. Evet. Ben bir kurban aramıştım. Evet. Bir işim için. O kurban kesmesinde kurban yerine para versem olur mu? Birinci kime, soru. Kime vereceksiniz parayı? Yani Yosemin'in çocuklara ihtiyaç olan birisine öyle kurban da bağış yapacaktım. Onun yerine para bağış yapsam olur mu? Kurban kesmesem de bağış yapsam. İkinci soru. İkinci sorum. Bir insanın üzerinde kul hakkı varsa ne yapmalı? Ben mesela gençken bir hata yaptım. Onu şimdi bir yakınımdan yani bir hata yaptım kulaki. Şimdi öldüler onlar ama çocukları sağ. Tamam. Şimdi ne yapmam lazım ondan kulaki şey yapmam için, günahtan çıkmak için. Tamam, o şahıs vefat etti, çocukları sağ. Evet, çocukları sağ. Yani o şey de benim kardeş ağabeyimdi. Ağabeyiniz? Evet. Evet. Vefat eden birisinin kul hakkı nasıl ödenir? Kul hakkı evet, varsa nasıl ödenir? Onun tamam. Günahı ne? Nasıl ödemem lazım? Çocuklarına helallaşmakla
olur mu? Yani hocamdan ondan öğrenmek Peki nedir istiyorum. Bu kulak sizi rahatsız eden konu nedir abinizle ilgili? Yani bir şey almıştım gizli ondan. Abinizden bir şey aldınız. Sonra evet. da iade etmediniz, vermediniz. Evet. O da vefat etti. Şimdi, tamam. O kadar günah olduğu çok gençtim, bilmiyordum. Ama şimdi düşündükçe çok beni rahatsız ediyor. Üçüncü soru. Üçüncü soru. Ahirette mesela cennette olanından yani kabir azabı çeken yakınları birbirine görür mü? Onu da çok merak ediyorum. Allah korusun şimdi bir evladı azap görüyor. Anne görür mü? Ya da anne azap görüyor. Evlat onu görür mü? Yani Allah korusun. Hı hı. Bir de onu öğrenmek istiyorum hocamdan. Evet, nerelisiniz bu arada Mahsur yoksa? Ben Kocaeli'den arıyorum. Kocaeli'den arıyorsunuz. Evet. Evet. Memleket Kocaeli mi? Yok. Yani sizden başka duyan var mı söylesem? Evet, şu anda sizi izliyor herkes. Herkes tamam, o zaman söylemenizde mahsur varsa söylemeyin. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Üç tane soruyu not aldım ben. Çok evet, teşekkürler. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Bekliyorum, iyi yayınlar. Teşekkürler, evet. Hocam üç sorusu var izleyicimizin. Hangisiyle başlayalım? Kurban adamıştım. Fakat bu kurbanı adağını kesmesem efendim, de onun parasını ihtiyaç sahiplerine versem, lösemili çocuklara versem olur mu diye sordu. Olmaz Muhsin Bey. Yani o lösemili yavrularımıza ayrıca yardım edermiş başka ama değil mi ki Allah'a kurban sözü verdi. Bu sözünü yerine getirmesi lazım. Bunun için de kurban olma niteliğindeki bir hayvan boğazlanacak, eti de fakirlere verilecek. Ve bu adağını bu şekilde yerine getirmiş olur. Yoksa adağımın yerine efendim lösemili çocuklara para vereyim demekle olmaz. O yavrularımıza ayrıca yardım edermiş o başka ama bu adağını yerine getirebilmenin yolu bu. İkinci sorusu kul hakkıyla ilgili. İkinci sorusu yani duygulandım Muhsin Bey. Etkilendim hanım kardeşimize tebrik ediyorum. Ne kadar güzel. Vaktiyle efendim birisinden para alınmış oluyor ve ona ödeyemeden o kişi hakkın rahmetine kavuşuyor. Şimdi bunu onun evlatlarına vermesi lazım. Yani babanızdan bende böyle bir para kaldı. Vermeye fırsat kalmadan babanız hakkın rahmetine kavuştu. Bunu bilesiniz bu parayı ben size iade ediyorum demesi lazım ki onların da tek kişi değil varislerin bölüşmesi lazım onu. Evet ve son sorusu hocam. Kabir ehli birbirinden haberdar olur mu? Örneğin anne kabir azabı çekiyor. Oğlu ya da kızı haberdar olur mu? Ya da tam tersi oğlu ya da kızı annenin kabir azabı çektiğinden haberdar olur mu hocam? Efendim eğer biri cennette biri cehennemde cennette keder olmaz. Eğer o yakınının cehennemde olduğunu öğrenirse cennet ona cehennem haline gelir. O yüzden o kişi cehennemden kurtuluncaya kadar unutturuluyor. Hmm. Cennet ona acı gelmesin diye unutturuluyor efendim. Haberdar olmaz, unutturulur. Çünkü cennette böyle bir şeyin olması söz konusu evet. değil diyor hocam. Teşekkür ediyoruz. Cennette keder olmaz. Keder evet. olmaz. Bu yüzden unutturuluyor. Ta ki azap bitti, cehennemden ya. Kurtuldu, cennete girdi. O zaman tekrar hatırlayacak ve bir araya gelecekler. O zaman buluşuyorlar. İnşallah. Evet. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Size benim bir sorum olacaktı. Ben evleneli 4 sene oldu. Evlenmeden önce de babamdan çok şiddet gören biriydim. Kaçarak evlendim. Eşimin bazı kadınlara mesaj attığını gördüm. Çocuk olduğu için sustum. Ve eşim ara sıra içki içiyor. Ben hiç içmesini istemiyorum. Evlenmeden önce bana içkiyi bıraktığını söyledi. Ben de bunun üzerine zaten kaçarak evlendim. Hala içkiye devam ediyor. Ve ben içmesini istemiyorum. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Ben köye evlendim.
ve eski evde oturuyorum. Eşim ailesine para vermiyor diye ailesi sürekli bana hakaret ettiler. İşte ağız alınmayacak sözler söylediler. Onlar şimdi yeni eve geçti. Yine yakınız, hani 10 adımlık yer. Ben eski evde oturmaya devam ediyorum. Ama dediğim gibi aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Eşime diyorum kiraya çıkalım. Beni hep sürekli oyalıyor. İşte tamam tamam diyor. Ama çıktığı falan yok. Ama dediğim gibi onca hakaret ettikleri için ben soğudum. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani zaten benim de hani panik atağım var. Anksiyete bozukluğum var. Hani şiddet göre göre ister istemez psikoloji bozuluyor insanın. Yani lafa söze gelemiyorum. Eşimin ailesinden de soğudum. Ve aynı ortamda kalmak istemiyorum. Ama eşim de hani kiraya çıkacağız diye beni oyalıyor, çıkmıyor. Ben boşanmak istiyorum. Bunun hani 2,5 yaşında da çocuğum var. Hani bunun günahı bana olur mu? Ben mutlu değilim yani. Evet. Peki bu sorunun cevabını muhterem hocam reklamlardan sonra duyalım. Zira reklama gitmemiz gerekiyor. Sevgili izleyenler, kısa bir aramız var. Peki. Az sonra birlikte olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. Programımız devam ediyor sevgili izleyenler. Muhterem hocam, reklamlardan hemen önce bir hanımefendi video yollamış size. Videoyu kısaca ben özetlemek isterim. Mutsuz olduğunu evet, dile efendim. Getiriyor. Diyor ki İyi olur. Eşimin sosyal medyadan beni aldattığını yakaladım. Başka kadınlara mesaj attığını gördüm. Alkol de kullanıyor kendisi. Ailesine para vermiyor diye onun ailesi de beni suçluyor. Ailesi bana hakaret ediyor. Ailesinden de soğudum. Eşimden de soğudum. Başka yere taşınalım diyorum. Başka yere de taşınamıyoruz. 2,5 yaşında da evladım var ama ben artık bana yetti. Ben boşanmak istiyorum hocam diyor. Ne tavsiye edersiniz diye soruyor hocam. Mutlu değil hanımefendi. Efendim, yani hayat birlikte çekilmez bir hale gelince dinimiz boşanma yetkisini de verir. Ama Muhsin Bey, yani devletimizin bu boşanma istatistiklerinde görüyoruz ki boşanmalar genellikle ilk 5 yıl içerisinde oluyor. Evet. Acaba su akar düzelir derler ya, çıkmadık canda bir ümit. Acaba bu sıkıntılar bertaraf olur mu ola? Yani hakimlerimiz derhal boşama kararı vermezler. Onun gibi Muhsin Bey, ben de biraz daha sabırlı olunsa mı diye, eğer ama çekilmez bir yük haline gelirse elbette dinimiz boşanma hakkını da tanır. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Instagram'dan da WhatsApp hattımıza da selam mesajları geliyor soruların yanında. Onlardan birkaçını okuyalım. İzleyicimiz Rize'den bizi takip ettiğini yazmış. Rize'ye selam yollar mısınız hocam demişler. Hocam Rize selam bekliyor sizden. Biz de selam edelim. Efendim, Rize'ye selamlar efendim. Manisa'dan bizi izliyorlarmış. Manisa'ya da selam ediyoruz. Hayırlı sabahlar. Edirne'den şu anda selamlar. İzliyoruz diyor, evet, diyorlar. Edirne'ye de selam ediyoruz. Ara ara böyle mesajlarınızı okuruz. Bir WhatsApp videomuz Serhat daha var. Serhat şehrimiz Edirne'ye selamlar. Videomuzu görelim. Selamun aleyküm hocam. Hocama bir sorum var. Selam. Kenzül Arş duasını okuyan bir kişi Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibi olur. Bunun doğruluk derecesini öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, Kenzül Arş duası nedir hocam? Kenzül Arş duasının faziletleri nelerdir? Muhsin Bey, Kenzül Arş duası bazı ayetlerden, hadislerden derlenmiş olan bir duadır. Yani kim ömründe bir kere bu duayı okursa istediğini elde eder diye de bu dua hakkında böyle sözler vardır ama bunlar doğru değildir. Yani okunmasın mı? Okunur ama Kur'an'ı hatmetmiş sevabı alır. Bir defa ömründe okusa ne isterse ona nail olur. Duyguları, düşünceleri de dinimize uygun değildir. Dediğim gibi mesur bir dua değildir. Bir kısım ayet ve hadislerden derlenerek meydana getirilmiş bir duadır. Okunabilir de, yani
okunabilir de. Evet. Şimdi internete de baktım hocam. Çünkü çok soru gelince merak ettim ben de. Kenzül Arş duası nedir diye girip baktığımda şöyle yazılar çıktı. İşte sağlık problemi yaşıyorsanız, bir an evvel sağlığınıza kavuşmak istiyorsanız bunu okuyun. Okul veya iş sınavı için sınava girecekseniz, sınav stresi yaşamak istemiyorsanız bunu okuyun. Kara sevdaya düştüyseniz, sevdiğinize kavuşamıyorsanız bunu okuyun diye böyle bir yönlendirmeler var duaya. Bunların aslı astarı yok öyle mi hocam? Bunlar doğru değil. Doğru. Bunlar peygamberimizden bize intikal etmiş bir dua değildir bu. Dediğim gibi bazı ayetlerden, hadislerden derlenerek meydana getirilmiş bir duadır. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Güzel bir gün olsun inşallah. Bu kez kim arıyor acaba bizi, nereden arıyor? Samsun, selam ediyoruz. Hayırlı sabahlar Samsun. Hayırlı sabahlar hocam. Buyurun, hocam duyuyor size. Hocam benim iki sorum var size. Not alalım, buyurun. Benim evlendiğim 12 yaşında kaçarak evlendim. Bu rahmetli babam bana benden gördüğün günle kal diye beddua etti bana. Kaçtım diye. Ondan hariç 8 yıl kayınanamla oturdum kayınvalidemle. Evet. Ayrıldım. Eşimle beraber ayrı bir eve çıktık diye bu sefer de kaynatam aynı şeyi bedduayı bana etti. 30 yıllık evliyim hocam. İki yakan bir araya gelmiyor. Bir türlü borçtan kurtulamıyorum. Otizm hastası bir tane de kızım var. Yani onunla böyle maddi zorunları da çok çekiyorum. Benim için ne önerebilirsiniz hocam? Peki. Teşekkür ediyoruz. İkinci sorunuzu duyalım. İkinci sorum da farz namazlarını birden fazla kılabilir miyiz? Öğrendiğiniz farz şeyini kaza namazı olarak. Kaza namazlarını birden fazla kılabilir miyiz? Bir vakit içinde mi? Yani gün içinde mi? Neyi kastediyorsunuz? Evet, mesela öğlen namazının bir kazası oluyor ya. Bundan mesela 10 tane kaza namazı kılabilir miyiz? Tamam, yani gün içerisinde uygun olan vakitlerde, yani namaz kılmanın caiz olduğu vakitlerde istediğimiz kadar kaza namazı kılabilir miyiz diye soruyorsunuz. Evet hocam. Peki, teşekkür ediyoruz. Samsun'a doğru. Selam ediyoruz. Hocam buyurun. Birinci sorusunu net anlayamadım Muhsin Bey. Hocam diyor ki birinci kaçarak evlendim. İyi anladınız mı? Şöyle diyor izleyicimiz. Tamam. Kaçarak evlendim. 18 yaşındaydım. Dolayısıyla baba bedduası aldım. Aramız bozuldu. Sonra 8 yıl kayınvalidemle yaşadım. Onlarla oturdum diyor. Daha sonra onlardan da rahatsızlıklarını dile getiriyor. 30 yıldır evliyim fakat iki yakan bir araya gelmiyor diyor hocam. Hocam bana neler tavsiye eder? Hangi duaları tavsiye eder? Birinci sorusu bu. Evet efendim. Acaba baba bedduası aldığı için mi böyle oldu hocam? Kardeşimiz. Baba bedduası aldığı için mi böyle olmuş olabilir? Muhsin Bey, öyledir de diyemeyiz, öyle değildir de diyemeyiz ama ana baba bedduasından sakınmalı. Analar, babalar da esasen evlatlarına beddua etmemeli. Kızımız bir yanlış yaptı, kaçarak evlendi. Yani bakın, bunu aklımızla hareket etmeliyiz. Telli duvaklı, ananın babanın muvafakatı ile rızası ile evlenmeli. İşte bakın, kaçarak evlenmelerden birçok sıkıntılar meydana geliyor. Sual soran kardeşimiz kusura bakmasın, diğer seyircilerimize mesaj verme bakımından bunları da söylemek durumundayız. Yani şu kadar yıl oldu, hala mutlu olamadım. Acaba babanın bedduasından mı? Belki de ondandır. Yani la ted'u ala evladikum, evladınızın için beddua etmeyin. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Muhsin Bey, Almanya'da bir vatandaşımızdan bunu dinledim. Hocam diyor, memlekette din görevlisi idim. Ben Almanya'ya gideceğim dedim. Babam muvafakat etmedi. Ben babama rağmen gideceğim de gideceğim. Oğlum, babam dedi ki, ekmek tavşan sen tazı yetemeyesin dedi. Ve hocam yetemiyorum. Nice güzel parlak işler oluyor ama
ekmeğe yetemiyorum. Ekmek, tavşan, ben tazı babamın dediği oluyor. Hep böyle demişti. Onun gibi yani ana baba bedduası almamalı. Evlatlar bundan sakınmalı. Ama analar babalar da evlatlarına beddua etmemeli. Evet efendim. İkinci sorusu Muhsin Bey. Hocam kaza namazlarıyla ilgiliydi. Dilediğimiz tamam. kadar kılabilir efendim, miyiz? Efendim kaza namazları gücü yettiği kadar kılabilir. Yani diyelim ki öğlen namazından sonra kaza kılacak. Kaç vakit kılmaya gücü yetiyorsa malum sünnetler kılınmıyor. Ne yapacak? En son kılamadığım öğlen namazının farzına, en son kılamadığım veya en önce ikindi namazının farzına, en son kılamadığım akşam namazının farzına diyerek niyet edecektir. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir videomuz var, videomuzu görelim. Günler hocam, nasılsınız? Ben sizi çok seviyorum. Hep izliyorum şükür. Ben sizi. Hocam Allah. Ben sizden bir şey sormak Allah istiyorum. Benim kocam hayatta yok. 6 senedir yok kocam. Ama beni bir isteyen oğlan var. O da hiç evlenmedi. Ama ben evliyim ama benim kocam hayatta yaşamıyor. Şimdi böyle hiç evlenmedik çocukla aile kursan olur mu? Yuva kursan olur mu hocam? Ben bunu sormak istedim sizden. Evet, teşekkür ediyoruz. Lütfen bana bir söyler efendim, misiniz? Yeter ki mutlu olma ihtimali ufukta görülsün. Yani en başta bakın sevgili peygamberimiz 25 yaşında, Hatice annemiz daha 25 yaşından fazla yaşta idi. Ayrıca da iki kocadan dul kalmış idi. Peygamberimiz Efendimiz annemizle, Hatice annemizle evlendi. 25 yılı onunla geçti. Ve bütün çocukları da Hatice annemizden dünyaya geldi. Yani demek ki bakın Allah'ın Resulü bize örnek. Yeter ki mutlu olabiliriz, anlaşabiliriz, düşüncesi olsun. Evet. Instagram'dan mesajlar var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hocam ben İstanbul'dan Muhammedcan. Sizleri severek izliyoruz. Buradan memleketim Türkmenistan'a aileme selam yollarsanız sevinirim. Şu anda Türkmenistan'da ailem sizi izliyor demiş. Hocam Türkmenistan'a selam ediyoruz. Bir başka izleyicimiz. Türkmenistan'a kucak dolusu selamlar efendim. Evet. Kocaeli'den değerli hocama saygılar, saygılar. Oğullarım da hafta sonu sizi izliyoruz. Ellerinden öperiz hocam. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Kendisini Allah ekranlarda razı. Görmekten çok mutluyuz. Allah ondan razı olsun. Emel ederim. Albayrak hocam. Allah. Kocaeli'ye selamlar. Ve Allah razı olsun. Evet efendim. Bir Instagram sorusu var hocam. Müsaade ederseniz bu soruyu soralım. Estağfurullah. İsminin okunmasını istemeyen bir izleyicimiz Instagram'dan sormuşlar. 20 yıllık evliyim. Eşimle aynı evde konuşmadan yaşıyoruz. Ben onu kocam olarak görmüyorum. Ama maddi olarak zor durumda kalmamak için aynı evi paylaşıyorum. Dinen günah mı işliyorum? Tabii yani bir kere aynı evde bulunabilirler de nikahları da devam ediyor. Nikahları da gitmiş değil. Ama yani hayat böyle niza değer mi? Hayatı niye böyle cehennem şeklinde yaşayalım? Güler yüzlü, tatlı sözlü, saygılı sevgili bir hayat yaşamak dururken yani bir dairede hanımefendi şu odada, beyefendi bu odada, birbirlerine selam yok, sabah yok. Halbuki nikahlı bu kişiler, halbuki bunların, yani ne diyor sevgili peygamberimiz, bey hanımına sevgiyle bakarsa, hanım da saygıyla karşılık verirse, Allah da rahmetle bakar. Elini eline aldığında abdest suyunun döküldüğü gibi günahları dökülür. Yani bu sevapları kazanmak dururken niye birbirimize kırgın dargın olalım?
bu kırgınlık, dargınlık sebeplerini ortalıktan kaldıralım. Rabbimiz yani evlenirken bize ne diyor? Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvaca. Şu da benim varlığıma delil ki kendi cinsinizden eş verdim, huzur bulasınız diye verdim. Aranızda sevgi ve saygı olsun diye verdim. Bir diğer ayet entüm libasul lehunne ve hunne libasul lekum. Erkekler siz kadınlara örtü, kadınlar siz de erkeklere örtü. Örtü ne demek? Örtü. Şu elbise olmadan dışarı çıksak hem üşürüz hem de toplum da kınar, ya bu adam niye böyle olmuş filan der, değil mi? Yani o yüzden erkek kadın birbirine ne kadar muhtaç, ne kadar muhtaç. Yani sevgi saygı dururken öfke ve nefret niye? Teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan devam edelim. İzleyicimiz Soner Bey, hayırlı sabahlar, Balıkesir'den selamlar. Sizi izlemek için erken kalkıyorum. Allah sizden razı olsun demişler. Soner Bey teşekkürler. Selam edelim Balıkesir'e. Hatice Hanım, hayırlı sabahlar. Muhsin abi hocamıza selamlar. Çorum'dan yazıyorum. Selam ediyorum demişler. Biz de Çorum'a selam edelim. Bir başka soru var hocam. Bora Bey yine Instagram'dan Çorum'a sormuşlar. Hocam, annem gözden korunmak için, göz değmesin diye, nazar olmasın diye açık olan ocağa tuz döküp yakıyor. Dinimizde böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yoktur efendim. Yani göz değmesinden korunmak için, yani bakın sevgili peygamberimizin öğrettiği dua var. Euzu bi kelimatillahi tamme min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme. Böyle bir dua sevgili peygamberim. Ne demek bu? Ya Rabbi her türlü zararlı haşerattan ve kem gözlerden tam olan kelimelerine, iradene sığınırım ya Rabbi. Euzu bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanin ve hamme ve min kulli aynin lamme. Efendimiz böyle bir dua ediyor. Yani çok dikkatim, ilgimizi çeken bir şey gördük. Maşallah, barekallah, el mülkü lillah demeliyiz. Sadakalar vermeliyiz. Nasi felak sureleriyle Rabbimizin himayesine sığınmalıyız. İnşallah. Bir WhatsApp videomuz var. Evet. Görelim. Hocam benim iki tane sorum olacaktı. Birinci olarak hocam benim ablam var ve kendine ait sorunlarım var. Mesela elini 50 kere yıkıyorsa bilemediğiniz 100 kere yıkıyor. Ya da bir şey dokunuyorsa 3 kez, 5 kez daha dokunuyor. Evde bizimle konuşmuyor aslında. Anneme ama yaptırıyor her şeyini. Sofrasını annem kuruyor. Bir yere gidecekse annemle birlikte gidiyor. Onsuz bir şey yapmıyor genel olarak. Kendisi başka insanlarla veya başka yerde gayet iyi. Ama yine annem olmadan bir yere gitmiyor. Bulunduğu yerden başka bir yere gitmiyor hocam. Misafir yani tabii şu korona döneminden önce bahsediyorum. Bizde kalmasını istemiyor asla. Ve biz bir hoca çağırmıştık annemler. Üç harfler var dediler. Onlar yaptırıyormuş dediler. Gece falan korkuyorum diyor. Doktoru vesaire gittik hocam. Fakat aynı devam ediyor. Dua oku, namaz kıl diyoruz. Kendisi bunları da yapmıyor. Kur'an da okumuyor. Bunun için işte size sorma gereği duydum. Yapabileceğimiz bir şey var mı hocam? Yani biz bundan artık biraz muzdarip olduk. Bazen bıkkınlık hissi duyuyor insan gerçekten. O zaman da işte kavga ediyoruz ablamla. İşte hakkım varsa haram olsun vesaire diyorum. Sonra ne kadar tövbe etsem de ağzımdan bir kez çıkmış oluyor. Bazen pişman oluyorum ama bazen de çok sinirlendiriyor. Bunun günahı var mı ve yapabileceğimiz bir şey var mı hocam? İkinci olarak da daha önce kılmadığımız namazların kazasını kılma şansımız var mı? Çünkü bir yerden şey duymuştum. Bilerek kılmadığımız namazların kazası olmuyor diye. Hocam cevaplarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam, izleyicimiz diyor ki ablam elini, yüzünü 100 kere yıkıyor. Yani abartarak söylüyor tabii ki. Bir şeye 3-5 defa dokunuyor. Ondan sonra bir yere gidecekse illa annemle beraber gidiyor. Geceleri korkuyor. Bir hocaya gittik. Hoca cin olduğunu söyledi diyor.
Bundan dolayı da artık çekilmez hale geldi ablamın bu davranışları, bu titizliği, bu vesveseleri. Ne tavsiye edersiniz diye soruyor. Birinci sorusu bu. Diğer sorusu da bilerek kılmadığımız namazların kazası olmaz dediler. Böyle bir şey var mı? Yani bilerek bir namazı terk ettiysek onun kazası olmaz. O namazın kazası yapılmaz dediler. Böyle bir şey var mı diye soruyor hocam. Buyurun. Muhsin Bey, bilerek Ramazan'da orucu bozsak bundan dolayı kaza gerekir mi? Gerekir. Kaza da gerekir, kefaret de gerekir. Yani sevgili Peygamberim, men nesiye salah idâ zekeraha fel yusalli. Unutarak namazı kılmayan kişi onu hatırlayınca derhal kılsın. Peki kasten orucu bozunca kaza gerekiyor. Kasten namaz kılmamam ne büyük saygısızlıktır. Ne büyük saygısızlıktır. Elbette hem kaza edeceğim hem de af dileyeceğim. Ondan dolayı istiğfar edeceğim. Hem kaza edeceğim hem de Rabbimin affını dileyeceğim. Evet. Yani o yüzden bu konu böyledir. Yani tereddüdümüz olmasın bu konuda. Evet, birinci konuya gelince yani herhalde bir psikiyatriste görülmeye ihtiyaç var gibi. Evet. Normal olarak gece giderken yanında da annesi var, korkmasına hiç gerek yokken işte çocukluğunda aldığı bazı bilgiler var, cin var, bilmem filan var. Tamam, var cin, nedir? Şimdi şu bulunduğumuz yerde mikrop var mı? Var. Alacağımız tedbir alıyoruz. Cin var mı şurada? Var. Var ama işi gücü yok da bize zarar vermekle meşgul değil. Ama işte çocuklukta cin var filan derken bir korku peyda oluyor bizde. O yüzden Rabbimizin himayesine sığınırız. İnşallah. Ne cin ne de bir başka varlık bize zarar verme yetkisine haiz olamaz. Teşekkür ediyoruz hocam. Ama işte doktor tedavisine de belki ihtiyaç olur. Yani bir psikiyatrist görmesi. Çünkü bir şeye durmadan dokunma veya durmadan temizlik hastası elini yıkıyor, bir daha yıkıyor, bir öyle değil. En fazla 3 defa yıkayabilirim. Ondan fazlası haddi aşmaktır ve israftır. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir telefonumuz var. Bakalım izleyicimiz ne soracaklar. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Gaziantep'ten arayan izleyicimiz düşmüş. Peki biraz sonra tekrar bağlarız. Bu arada evet, Mehtap Hanım Instagram'dan yazmışlar. Eniştem COVID-19'dan yoğun bakımda, ne olur hocam enişteme dua ediniz. Hasan Turgut adı. Enişteme hocamızdan dua bekliyoruz demişler. Hasan Turgut kardeşimizle birlikte cümle koronavirüs hastalığına yakalanan, karantinada bulunan kardeşlerimizle birlikte diğer hastalara da ya Rab şifalar lütfeyle. Amin. Şifalar lütfeyle ya Rab. Amin. Rabbi enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Eyüp peygamberin duasıyla kapını çalıyoruz. Ya Rabbi, her tarafımıza hastalık sardı. Sen en büyük merhamet sahibisin ya Rab. Şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun diyoruz Mehtap Hanım'a. Telefonumuz hazır. Gaziantep mi? Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Güzel bir gün olsun inşallah. Buyurun aleyküm. Sorunuzu duyalım. Hocam ben 15 yıllık evliyim. Eşim bundan 13 yıl önce bana bir iftira attı. Kendi gözüyle görmediği bir şeyi. Onun üzerine onu bahane ederek kalktı üzerime, evlendi. Ve beni bu 3. yıldan beri de kanser hastasıyım. 3 çocuğumu elimden alıp beni ailemin üzerine attı ve ben bunu hakkımı helal etmesem günah var mı yok mu? Siz resmi olarak evli değil misiniz? Üzerime evlendi dediniz. Evet, resmi olarak boşandım. Boşandınız. Evet. Ayrıldınız yani. Evet. Ne zaman ayrıldınız? 1 yıl oldu. 1 yıl oldu. Daha sonra da evlendi. Hayır, ondan önce evlendi. Ha, ondan önce siz evliyken, evet. Evet, ben evliyken. Evet.
Hocamıza sorunuz. Evet, bir kere iftira. İftira büyük günahlardan biridir Muhsin Bey. Evet. Ya büyük günahlardan biridir. Yani o konuda 4 tane şahit gerekir. 4 tane şahit. Şahit olmadığı halde kendi eşine sen şunu yaptın diye söylüyor. Buna hakkı yoktur. Buna hakkı yoktur. Yani o yüzden büyük günah işlemiştir. Evet efendim. Hocam bunu herkese yani ispatlamadığı halde diliyle herkese söyledi ve bunu ailem, kendi ailesi dahi herkese. Ya çok çok yazık. Yani şahit olmadan, delil olmadan bunu söyleme imkanımız yok. Bakın sahabeden birinde böyle bir zina olayı oluyor. Efendimiz huzuruna alıyor o kişiye, diyor ki senin için böyle söyleniyor ama sen zina etmedin değil mi? Hayır, ben zina ettim diyor. Efendimiz diyor sen zinanın ne olduğunu bildiğin yok da zina ettim diyorsun. Yok, ne olduğunu biliyorum. Nedir? Helala ne yapılırsa harama o yapılır. Sen onu mu yaptın? Ben onu yaptım. Niye ısrar ediyorsun? Cezamı verin, temizlenmek istiyorum diyor. Ama 4 defa tevil etsin, inkar etsin diye yol gösteriyor. Ama o sahabi de ısrar ediyor. Ama sonra bu olayı ortaya döken kişiye ne diyor Peygamberimiz? Lev setertehu bi tarafı ridaike lekâne hayran lek. Üzerlerini cübbenle örtseydin bundan daha iyiydi diyor. Allah Allah. Üzerlerini cübbenle örtseydin bundan daha iyiydi diyor. Yani şahit olmadan, itiraf olmadan böyle sözlerden sakınmamız lazım. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Devam edelim. Bir WhatsApp videomuz var. Videolarınızı bekliyoruz. Görelim. Selamun aleyküm hocam. Bir sorum olacak. Diyarbakır'dan arıyorum. Aleyküm selam. Hocam bu 4 yıldır benimle eşim hiç anlaşmıyoruz evin içinde. Ama dışarı çıktığımız zaman hiçbir şey olmamış gibi ikimiz de böyle. Evin içine girdiğimiz zaman huzursuzluk yaşıyoruz. Evden çıktığımız zaman ikimiz de çok rahatız. Ne yapmamız gerekiyor? Herkes bize diyor ki göz olabilir. Hani evi değiştirin. 4 yıldır hacdan geldiğimden beri hiç anlaşmıyoruz. Evet, buyurun hocam. Efendim yani şimdi evde uğursuzluk var diyemeyiz. Yani bir uğursuzluk yorumu yoktur. Uğur yorumu var, uğursuzluk yorumu yoktur. Acaba bir göz değmesi vardır, haset vardır, fesat vardır, onu da diyemiyoruz. Ne deriz? Öyleyse gelin biz bu duyguları bırakalım. Güzel yuvamızda saygı ve sevgi ile orayı cennete çevirelim. Yani yuvada uğursuzluk mu var? Bu evi değiştirelim mi? Düşüncesine gerek yoktur. Doğru değildir. İslami bir düşünce değildir bu. Teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan sorular gelmeye devam ediyor. Onlardan birisini daha okuyalım. İsmimi okumazsanız sevinirim Muhsin Bey demişler. Aile içinde hırsızlık yapan bir yakınımız var. Durmadan paralarımızı götürüyor. Çalma hastalığı olduğunu düşünüyoruz ama ailesine veya eşine söyleyemiyoruz. Araları bozulur diye söyleyemiyoruz. Ne yapabiliriz? Söylemesek durmuyor, çalmaya devam ediyor. Söylesek aile yapısı bozulacak. Ne yapalım? Evet, kleptomani diyorlar hocam. Bir şeyi çalma hastalığı. Elbette söylememeliyiz. Elbette söylememeliyiz ama yani öteden beri denilir ya, kapını berk tut, komşunu hırsızlıkla itham etme denildiği gibi Muhsin Bey. Yani dedikleri gibi hakikaten o kardeşimizde öyle bir hastalık olmuş olabilir. Biz tedbirlerimizi alalım. Şayet olursa bile ifşadan sakınalım. Hatem-i Esam Hazretleri, bakın Hatem-i Esam Hazretlerine
Esam ne demek? Sağır, sağır. Niye bu sağır adı verilmiş ona? Hatem-i Esam Hazretlerinin huzuruna genç bir kız gelir. Kız çocuğu huzurunda dururken bir kabahat işleyiverir. Kız mahvolur. Onun bu durumda olduğunu sezen Hatem-i Esam duymamış rolünü göstermeye başlar. Kızım, ne söylüyorsun? Söyle bakayım, duyamıyorum kızım. Kız söylüyor, kızım duyamıyorum, biraz daha bağır. Aa, kız diyor, seviniyor, o ya, iyi ya, iyi ki adam sağırmış yani. Ya, ömür boyu Hatem-i Esam Hazretleri bu rolü yaşamış. O kız mahcup olmasın, utanmasın diye. Yani bir yakınımızda böyle bir hastalık var. Biz onun çalacağı şeyleri sağlam tutalım da tedbirimizi alalım ve onu da hırsız diye ilan etmeyelim. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var, görelim. Hocam, ben gece yatarken başucumda aksakallı beyaz nurlar içinde bir amca geldi. Onu öğrenmek istiyorum. Allah Allah. Rüyadan bahsediyor güzel galiba. Güzel rüyadır deriz, Allah'a hamd ederiz. O kadar. Evet. Güzel rüya der, Allah'a hamd ederiz. Teşekkürler. Bir videomuz daha var, görelim. Hocam, hayırlı günler. Bursa'dan arıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinde olsun. Aleykümselam. Ben merak ettiğim bir şey var yıllardır. Hızır Aleyhisselam kimdir? Peygamber midir? Yoksa bir veli midir? Onu öğrenmek istiyorum. Hayırlı günler efendim. Evet, Hızır Aleyhisselam kimdir? Yani hakikaten Muhsin Bey, Hızır Aleyhisselam bir peygamber midir? Bir veli midir? Yani bu hep ulema arasında tartışılmış, durmuş. Yani Hızır Aleyhisselam halen hayatta mıdır? Ama hayattadır desek, ve ma cealna keli beşerin min kablikel hul, ey peygamber, senden önce hiç kimseye ebedi yaşama hakkını vermedik. Böyle bir ayet var. Ama bildiklerimizi söyleyelim. Bildiklerimiz ledün ilmine sahip birisidir Hızır Aleyhisselam. Musa peygamber zamanında yaşamıştır. Musa Aleyhisselam olayların dış yüzünü bilir. Hızır Aleyhisselam iç yüzünü bilir. Ve bunlar şimdi beraber arkadaşlık yapıyorlar. Ama arkadaşlığa başlarken Hızır diyor ki, benim işime karışmayacaksın diyor. Şimdi bunlar bir gemiye biniyorlar. Geminin sahipleri, ya bunlar ne güzel adam diye para almıyorlar. Ama Hızır başlıyor gemiyi baltayla yaralamaya. Musa peygamber diyor ki, bu nasıl iş ya? Adam bize iyilik etti. İyilik edene iyilik etmek gerekmez mi? Sen tutuyorsun adamın gemisini baltayla deliyorsun. Anlaşmamız diyor, seninle benim aramızdaki anlaşma. İşime karışmayacaktın. Tamam, peki bir daha karışmayayım. Gidiyorlar bir köyde misafir olacaklar. Kimse misafir almıyor. Ama orada bir yıkılmış duvar var. Duvarı tamire basılıyor. Hızır Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam diyor ki, yahu adamlar bizi misafir almadılar. Tuttun duvar tamirine başladın. Bari ücretini al da onunla ekmek alır yeriz. Anlaşmamıza göre benim işime karışmayacaktın. Ha, doğrudur. Evet, doğru söyledin. İşine karışmayacağım bir daha. Üçüncü bir olay. Bunlar hep Kur'an'da anlatılıyor. Bir çocuğa tokatı vurunca ölümüne sebebiyet veriyor. Ya bu nasıl iş ya? Şu çocuğu öldürdün, masum çocuğu. Arkadaşlığımız burada bitti. Ama ben bunları izah edeyim. Niçin? Bak, o Hızır Aleyhisselam olayların iç yüzünü, Musa Aleyhisselam dış yüzünü biliyor. Diyor, o gemiye bindik, adamlar bize ikram ettiler. İyilik edene iyilik etmek gerekirdi. Ben işte gemiyi yaralıyordum. İlerideki limanda zalim bir hükümdar kusursuz gemiye el koyuyor. Ya bu da yetimlerin gemisiydi.
biraz kusur açayım da buna el koymasın. İyiliğe iyilikle karşılık veriyordum. O köye vardık, bize evet misafir etmediler ama o duvarın altında, temelinde altınlar var. O altınlar da yetimlerindi. Duvar neredeyse bitiyor, o altınlar meydana çıkacak. Sahibi olmayanların eline geçecek. Biraz o duvarı yapayım da sahipleri büyüyünceye kadar kalsın diye. Üçüncü olay da o çocuk anasının babasının küfrüne sebebiyet verecekti. Allah onlara yenisini verdi diyor. Peygamberimiz bu olay için ne diyor bakın. Rahimallahu Musa, Allah Musa'ya rahmet etsin. Levedikna lev sabere hatta yukassa aleyna min emrihima. Biraz daha sabretseydi de başka örnekler de olsaydı. Bunları da görseydik. Efendimiz böyle buyuruyor. Yani şimdi peki milletimizde şöyle bir söz var. Her geceni Kadir bil, her geçeni Hızır bil. Kol daralmadıkça Hızır yetişmez. Yani bize yetişen Hızır aleyhisselam mı? Yoksa öyle bildiğimiz bir kul eliyle ve men nasru illa min indillahil azizil hakim. Yardım aziz ve hakim olan Allah'tandır. Evet. Demek ki yardım Allah'tandır. Hızır aleyhisselam adında bir kulunu Rabbimiz görevlendirmiş olabilir. Biz hep yardımı Rabbimizden bekliyoruz. Lütfu ondan bekliyoruz. Onun başkasından değil. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Ve men nasru illa min indillahil azizil hakim. Yardım, yani Bedir'de bakın, ancak aziz ve hakim olan Allah'tandır ayetiyle bu durum konuyu izah etmişti. Evet efendim. Hocam, Hızır aleyhisselamla ilgili sorular geliyor tabii, siz bu kıssayı anlatınca sorular geliyor. Dediniz ki Hızır aleyhisselam Hazreti Musa zamanında yaşamıştır. Peki hocam, aynı dönemde evet hayattan göçmüş müdür, yoksa kıyamete kadar Hızır aleyhisselamın yaşayacağı söylenir. Bu konuda alimlerin görüşü nedir? İşte Muhsin Bey kesin bak ayeti kerime, 100 yıldan sonra kimse hayatta olmayacak. Şu bulunduğumuz zamandan sonra öyle buyurmuş Efendimiz. Yani bu var, bu durum var. Peki ayrıca tekrar yine buna benzer bir delilimiz daha var. Ha, ve ma cealnake li beşerin min kablikel kul. Senden önce hiç kimseye ebedi yaşama hakkını vermedik. Yani demek ki böyle ebediyete kadar Hızır aleyhisselam yaşayacak mı? Biz millet olarak, toplum olarak böyle inanmışız. Kul daralmayınca Hızır yetişmez. Hızır adında birisini gönderiyor demek ki Cenab-ı Hak. Böyle inanalım hocam. Böyle inanmak lazım. Sizin belirttiğiniz gibi bilmek lazım. Tabii muhakkak onun yardımı gelecektir. Evet. Her geceni Kadir bil, her geçeni Hızır bil. Mevla yardımını göndereceği zaman mutlaka bir vesile yaratır. Öyle. Evet, böyle inanmak lazım. Onun evet, adı Hızır tabii olur. Ha, bir başkası olarak olur ama Mevla'nın yardımıdır. Biz Ahmet böyle olur, diyelim. Veli olur, Mehmet olur. Evet. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Telefonumuz mu var? Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar ve aleyküm selam. Buyurun efendim. Ben hocama bir şey soracaktım da. Buyurun. Birkaç şey. Buyurun. Müsaadenizle çalışıyorum. 3 tane çocuğum var. Evet. Bütün evin masraflarını, çocuklarımın işlerini, kırtasiyelerini, yani kendi ihtiyaçlarımı, her şeyi ben karşılıyorum. Eşim çalışmıyor. Evet. Geçen de bir kavgamız oldu eşimle. Kayınvalidem de o esnada bizim yanımızdaydı. Bu arada eşim de madde ve alkol falan kullanıyor. Duyamadım son cümlenizi. Uyuşturucu madde ve alkol kullanıyor eşimle. Tamam, evet.
Kayınvalidem gildi hala benim üzerime geliyorlar. Geçen de bir işte tartışmamız olmuştu parayla alakalı. Şiddete döndü. Kafama kafama vurunca ben de hani sinir krizi geçirdim, bağırdım falan. Kayınvalidem de o arada bana edepsiz deyip diğer gelinlerini övdü. Hani onlar edepsiz değil diye. Ben de çok ağladım. Yani çok üzüldüm. Şimdi de çocuklarımı bıraktım. Annemin evine küs geldim şu anda. Hiç aramadılar. Hep haklı oldular. Kayınbabam da hani niye kocanın sigarasını almıyorsun? İşte elektriği falan öde gitsin. Hani sürekli konuşuyor. Allah Allah. Hani Kur'an-ı Kerim'de yazıyor ya, hani okudum ben İslam ilmi halinde, hani erkek bakmakla yükümlüymüş karısının yiyeceğini, içeceğini falan. Hı hı. Yani 12 yıldır eşimden maddi destek görmedim. Yani aldatıldım da, aşağılandım sürekli, küs gelip tekrar barıştım. Hani yuvam bozulmasın diye, bir de seviyordum yani çok. Yani şimdi eşimin ailesinin günahı nedir, eşimin günahı nedir ve ne yapmam gerek yani? Peki ben şunu sorayım hocamıza sözü bırakmadan önce. Eşim aynı zamanda uyuşturucu ve alkol bağımlısı dediniz. Tedavi aldı mı bu konularda, tedavi gördü mü? Tedaviyi kabul etmiyor. Ben bağımlı değilim diyor yani. Kendisi ben istediğim zaman bırakırım diyor. Aynen. O zaman istediği zaman bırakabiliyorsa bırakmak istemiyor. Devam ediyor yani. Siz de çalışıyorsunuz yani. Zaten. Siz de çalışıyorsunuz. Aynen, memurum. Çocuklara siz bakıyorsunuz. Evi siz geçindiriyorsunuz, öyle mi? Evet, evet. Evet. Peki hocamıza sözü bırakalım. Siz şu anda neredesiniz? Annenizin. Evet, şu anda annemin yanındayım. Çocuklarımı bıraktım geldim. Yani bu bir sürü böyle oldu. Hani başıma da kalkıyorlar sürekli. Hani üç çocuğu bırakıp geldiniz. Aynen. Peki aynı ne olacak? Boşanacak mısınız yoksa düzelmesini mi bekleyeceksiniz? İşte hocamdan işte bir hani ne yapmam gerekiyor? Hani onun için tavsiye bir tavsiye istiyorsunuz işte. Hocamdan. Hocam hanımefendi zor durumda, hakikaten kolay değil. Hem çalışıyor, hı hı, hem evin ihtiyaçlarını gideriyor. Kocası alkol kullanıyor, uyuşturucu bağımlısı, onları da kabul etmiyor. Eşinin ailesi de hanımefendiye sitem ediyor. Ya sigarasını niye almıyorsun diye. Öyle dediniz çünkü, değil mi? Yani, evet, evet, evet. Niye eşinin ihtiyaçlarını karşılamıyorsun diye hanımefendiye yükleniyorlar. Şu anda sanırım bir karar aşamasında. Yani ya devam edecek ya da boşanacak hanımefendi. Ama sizin tavsiyelerinizi dikkate alacak hocam. Buyurun. Teşekkür evet, ediyoruz. Evet. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Muhsin Bey, hanım kardeşimiz bakın dediği doğru. Yani evin geçimini temin etmek kocaya aittir. Beyefendi bunları düşünmüyor. Üstelik uyuşturucu kullanıyor. Artı şiddet uyguluyor. Yani gönül kırıyor, kalp yıkıyor. Bütün bunlar hep zayıf, karnedeki zayıf hanesinde. Evet. Hanımefendi evin geçimini temine çalışıyor. Bu da karnedeki hep pekiler, hanımefendi hesabına pekiler. Ama hanım kardeşimize ben aklıma şu geliyor. Bu delikanlının karnesi hep zayıf. Seninki de peki. Acaba bu delikanlı da bir Müslüman evladıdır, bir delikanlıdır, bir Allah'ın kuludur. Acaba bu delikanlıyı kurtarmak mümkün değil midir? Şimdi siz de ayrıldıktan sonra bu adam büsbütün perişan olacaktır. Yani eğer sabredip de bu delikanlıyı kurtarabilirsek ne büyük sevap kazanırız. Aklıma bu geliyor. Şu vaziyette hanımefendi elbette bir bunalım içerisinde, sıkıntı, stres içerisinde. O halde çekilmez bir yük var. Boşanma hakkını da dinimiz tanır. Tanır ama bir de bir zorluk var. Eğer o zorluk bu delikanlı kurtarılabilirse, çamura batmış vaziyette, oradan elinden tutup da kurtarabilirse büyük sevap kazanır diye düşünüyorum. Artık kararı kendi versin, tercihte bulunsun. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Bir WhatsApp videomuz var, görelim. Günaydın hocam, benim bir sorum var. Benim oğlum eşinden ayrılma aşamasına getirdiler. Benim kardeşimin karısı, kardeşim, kızı gelinime öğreterek oğlum da ayırdılar. Oğlum köye geldikten sonra kardeşimin kızından gelinim evimizi taşımış.
başka bir semite gitmiş. Benim gelinim bana telefon açıyor. Gel torunlarını al, ben hayatımı yaşamak istiyorum diyor. Oğlum da bana baskı yapıyor. Çocuklar almamı istiyor. Ben de çocukları almak istemiyorum hocam. Çünkü ben hastayım. Bakma durumum yok. Onun için ben günaha giriyor muyum? Bir de hocam ben kardeşimin karısına, kızına, gelinime çok çok beddua ediyorum. Bu hale oğlumu getirdikleri için, oğlumun psikolojisini bozdular, yuvasını dağıttılar. Üstelik de şimdi gel para vermezsen çocuklar yan bakmıyorum diyor. Bizden sürekli para istiyorlar oğlumda. Oğlumun da verme durumu yok. Onun için de hocam ben çocukları kabul etmiyorum. Günaha giriyor muyum hocam? Allah Allah. Evet, gelini gel torunlarını al, hayatımı yaşamak istiyorum demiş hocam. Ana, bu nasıl ana ya? Ana. Allah Allah. Yani elbette annenin bakması icap eder. Anne, ben hayatımı yaşayacağım. Gel bu çocukları al. Babaannenin sırtına sarmak istiyor. O da ben hastayım. Ben alacak durumda değilim diyor. Tabii birinci sırada o hanımefendi bundan dolayı sorumludur. Vebal altındadır. Bu hanım kardeşimiz ama beddua dedi. Beddua ya da pek yani beddua etme hakkına sahip olsak bile bu hakkı kullanmamak iyidir. Yani beddua etmemek çok iyidir. Evet. Yani gelini yani büyük vebaldedir değil mi hocam? Etme daha kötü olur. Gelin büyük vebalde evet. Şu anda. Evet tabii elbette. Elbette. Evet. Birinci sırada o. Keyfi olarak ya al diyor sen çocukları başına, ben hayatımı yaşayacağım. Çok yanlış tabii. Hocam ama gelini dolduranlar da öyle bir cümle kullandı. Kardeşim ve kızı dedi. Yani gelini bu hale getirenler de aslında benim evet. Kardeşim ve kızı dedi. Onların da bu hususta vebali olur. Yani günaha girmiş olmazlar mı onlar da? Onlar da bundan dolayı sorumlu olur. Onlar yüklendikleri sorumluluk onlara yeter. İlaveten bu hanım kardeşimiz bedduacı olmasın onlara ya. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hocam merhaba. Benim bir sorum olacaktı. Ben 17 yaşındayım ve ailem benim çok kapanmamı istiyor. Özellikle annemin çok kapanmamı istiyor. Etrafımdaki insanlar çok hani kapanmamışım, bak ne güzel tesettür giyimler var falan diye üstümde baskı yapıyorlar. Ama ben kapanmak istemiyorum. Hani o hani bu kapandığım zaman mesela hani namaz kılmak için mesela hani bazı günler hani namaz kılmamız gereken günler namaz kılıyorum. Kıldığım zaman böyle namazı bitene kadar sanki boynumda halatla dolaşıyormuş gibi hissediyorum. Allah Allah. Hani kapanmadan da hani dinimizde kapanmak zorunlu mudur? Hani namaz kılarken mesela namaz kılmak için mesela kapanıyorum. Ondan sonra hani namazımı kılıyorum. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama kapanmadan bunları yapmak olur mu? Peki, teşekkür ediyoruz. Soru anlaşıldı. Buyurun hocam. Efendim, hanım kızımıza tesettürlü olmasını tavsiye ediyor bazı kişiler. Bana hakkı söylüyorsunuz, Rabbimin emrini söylüyorsunuz diye onlara müteşekkir olmalı, onlara duacı olmalı. Yüce Rabbimiz, sevgili kızımız, bakın Allah'ın emri şöyle. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Sen mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan korusunlar ve iffetlerini korusunlar, ziynet mahallerini açmasınlar ve başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Buna böyle söylüyorlar ama ben örtünmeyi hiç canım istemiyor. Bu Allah'ın emridir. Hanım kızımız, Allah'ın emrine gönül rızasıyla kabullenmemiz gerekir. Yani ama başörtüsünü yani ben tesettüre uymayacağım. O kafir olur mu? Olmaz. Olmaz ama Allah'ın emrine uymadığı için günah işlemiş olur. Şu ayete bakın.
Fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Aralarınızda bir ihtilaf olunca, Allah'ın verdiği hükme razı olmadıkça ve bunu da gönül huzuruyla kabul etmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bir ayeti kerime de böyle. Demek ki onun emrine rıza göstermeliyim, benimsemeliyim. Yani Rabbimin emri başım üzerine demeliyim hanım kızımız. Allah razı olsun hocam. Hocam son 10 dakikamız kaldı. Sevgili izleyenler, bildiğiniz gibi her hafta muhterem hocamızdan dua tavsiyeleri alıyoruz. Cuma sohbetlerinde de, cumartesi sohbetlerinde de hocamızın dua tavsiyeleri oluyor. Ve her hafta bir peygamber duasını öğreniyoruz muhterem hocamızdan. Hocam bu hafta, bugün programımızda hangi peygamberin duasını sizden öğreneceğiz ve o duaya amin diyeceğiz? Yunus peygamberin duası. Buyurun. Efendim. Yunus aleyhisselam Ninova'da görevli peygamber olarak gönderiliyor. 100.000 nüfuslu bir toplum. Ama bir türlü Yunus peygamberi dinlemiyorlar. Allah'ın azabına çarpılırsınız diye korkutuyor. Yine yola gelmiyorlar. Yunus peygamber de Rabbim'den izin almadan ben de buradan gidiyorum. Yani Cenab-ı Hakk'ın izniyle hareket etmesi gerekirdi. Peygamberler günah işler mi? Peygamberler zelle. Zelle ne demek? Ayak kayması. Küçük günah. Yani Yunus peygamber de Cenab-ı Hakk'ın müsaadesi olmadan gideceğim ben buradan diyor. Ve o toplumu terk ediyor. Bir gemiye biniyor. Ama denizin ortasında bir tehlike beliriyor. Ve bu sefer geminin sahipleri diyor ki içimizde bir günahkar adam var. Onu bulalım, kura atalım. Kime çıkarsa onu denize atalım. Kura atılıyor, Yunus peygambere çıkıyor. Ya bu peygamber ya, böyle olur mu ya? Bu tesadüfen oldu, bir daha atalım. Yine Yunus peygambere çıkıyor. Yok ya, bu da tesadüfen oldu, bir daha atalım. Tekrar o da Yunus peygambere çıkıyor. Yunus aleyhisselamı çare yok, denize atıyorlar. Bakın, gecenin karanlığı, denizin dalgası ve koca bir balık yutuyor. Tabi Rabbimizin orada tabi o emri veriyor balığa da. Balığın midesi ölümüne sebebiyet vermiyor. Denizaltı gibi oluyor o balık Yunus aleyhisselam için ve gecenin karanlığı, denizin dalgası, balığın karnı. Bakın kaç çeşit karanlık. 3 tane iç içe karanlık. Ümidini yitirmiyor. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu mine zalimin. Allah'ım senden başka hak mabut yoktur. Seni tesbih ederim. Sen ne yücesin, kudret sende, kemal sende, acizlik bende, ihtiyaç bende. İnni kuntü mine zalimin. Ben zalimlerdenim ya Rabbi. Böyle demeseydi kıyamete kadar kalıp gitmişti. Kim söylüyor? Rabbimiz. Yunus böyle demeyeydi kıyamete kadar kalıp gitmişti orada. Ama böyle dedi diye, Allah'ın yardımını diledi diye فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Onun duasını kabul ettik ve onu denizden kurtardık. وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. Müminleri de bu şekilde kurtarırız. Enbiya suresi 88. ayet. Bize de Kur'an bu mesajı veriyor. Parasını yitiren bir şeyini yitirir. Ümidini yitiren her şeyini yitirir. Yunus peygamber bakın ümidini yitirmiyor.
balık bir sahile bırakıyor, geniş yapraklı bir bitki onu gölgeliyor ve sonra tam sağlığı yerine geldikten sonra milletinin irşadına Yunus Aleyhisselam yeniden dönüyor. Yani biz de şu hastalık oldu, bu zarara uğradık, bu ziyana uğradık. Yani düşmez kalkmaz bir Allah denilir ya. Eyvah iflas ettim ben, eyvah bu hastalığa yakalandım ben diyerek ümitsizliğe kapılmamalı. Allah, asla ümidimizi Rabbimize bağlamalı, onun lütfunu, onun yardımını dilemeli. Bu olay bize bu mesajı veriyor. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Kederden kurtulmak için şu hadis-i şerifi de okuyayım. Efendimizin öğrettiği dua. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim. Sıkıntıdan, kederden kurtulma duasıdır bu da. Bunu sevgili Peygamberimiz bize öğretiyor. La ilahe illallahul azimul halim. Azim olan, halim olan Rabbim, senden başka hak mabud yoktur. Amin. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. Şanlı arşın sahibi olan Rabbim, senden başka hak mabud yoktur. Üçüncü defa da La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı. Yerlerin, göklerin şanlı arşın sahibi olan Rabbim, senden başka hak mabud yoktur. Amin. Kederlerden, sıkıntılardan, streslerden, bunalımlardan kurtulabilmek için de Rabbimizin himayesine böyle sığınmalıyız efendim. Hocam ne güzel dualar öğreniyoruz sayenizde. Allah sizden razı olsun. Demek ki ümitsizliğe kapıldığımızda, sıkıntılarımız arttığında, bunalıma girdiğimizde Yunus peygamberin duasıyla Allah'a dua edebiliriz dedi hocam. Yönetmenimizden rica edelim bir kez daha ekran görüntüsü almak isteyenler için gelsin. Ümitsizliğe kapıldığımızda, kederlendiğimizde, sıkıntılara düştüğümüzde, bunaldığımızda Yunus aleyhisselamın duasıyla Allah'a yalvarabiliriz, dua edebiliriz dedi. Allah hocamızdan razı olsun. Bugün de bu duayı öğrenmiş olduk hocamız sayesinde. Cümlemizle. Evet hocam, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya inşallah tekrar cuma sohbetlerinde sizinle birlikte olacağız. Duayla kapatacağız. Haftaya cuma tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta sonu, bereketli bir hafta diliyoruz. Allah'a ısmarladık. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Amin. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Amin. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. Amin. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim. Amin. Ya hayyu ya kayyum, ya zel celal vel ikram, la havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rab, Rahmansın, Rahimsin, Erhamur Rahiminsin, Malikul Mülksün, Malikul Mülüksün, Mülkün sahibisin, mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde, gönüllerimizi sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Sevgili Peygamberimiz senden neler istediyse onları bize lütfeyle. Amin. Nelerin şerrinden senin himayene sığındıysa o türlü şerirlerin şerrinden biz bizleri hıfzu emanında. Amin. Eyle. Ya Erhamer Rahimin, şu anda evlerinde, hastanelerde koronavirüs
karantinasında ve tedavisinde bulunan kardeşlerimize Eşşafi ismi şerifin hürmetine acilen şifalar ihsan eyle. Yunus aleyhisselamı aydınlığa kavuşturduğun gibi onları da selamet sahiline kavuştur ya Rab. İbrahim aleyhisselamı Nemrut ateşlerinden gül bahçelerine kavuşturduğun gibi bu kardeşlerimizi de korktuklarından emin umduklarına nail eyle. Amin. Hanelerimize huzur, yuvamıza mutluluklar ihsan eyle. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Amin. Lütfettiğin bonca nimet karşılığında şükran görevini yapabilen bahtiyar ve mübarek kullarından eyle ya Rab. Amin. Mümin doğduk, mümin yaşamayı iman-ı kamille hüsnü hatime ile la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek tekmili enfas edip sana dönebilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rab. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.